Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hırkamı örmeye devam ediyorum ben. Yaka başladım. 117 ilmek yaka başladım. Bu 117 ilmemi bir sıra ördükten sonra, bak şuraya gelince bir sıra arkadan ördüm. Ön sıraya geldiğim zaman bir tane bir ilme ördüm. İkinci ilmeden bir tane arttırdım. Ve aynı başta diğer baştan aynı şekilde aynısını yine yaptım. Bakın 2 4 5 diş 5 sıra haroşa ördüm. 5 sıra haroşadan sonra 2 4 5 5 sıra haroşadan sonra bir tane kenar ilmeği ördüm. Kenar ilmekten sonra 3 tane haroşa ördüm. 4 ve 5. ilmeğimi kestim. Bir tane başına atıyorum bakın. Bir tane başına attım. Ve bir tane ilmeğimi çevirerek ikisini bir kestim bak. İkisini bir kesiyorum. Ve devam ediyorum örgüme. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmek örüyorum. Bakın 14 tane ilmek ördüm. 15 ve 16. ilmelerimi sağ tarafa doğru kesiyorum bak. Kestim. Ve diğer tarafta da aynı işlemi uygulayacağım. Evet. Toplamda ne kadar ilme olması gerekiyor, ben onu da söylemek istiyorum. 24 tane ilmemizin olması lazım. Bakın buradan 24. ilmeğin arasına bir tane belirleyici bir şey koydum. 24. bakın. Burada aynı baştaki yaptığım gibi aynı şekilde bu tarafta da yapacağım. Bakın ilmeğimi çeviriyorum ve kesiyorum. Şimdi bu kestiğim ilmeği ile beraber 15 tane ilmem olacak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bakın burada 4 bir tane keseceğim, bir de keseceğim, bir tane daha kesiyorum, örüyorum, kesiyorum diyorum. Şimdi yönünü ters çevirerek bakın bir tane kestim, başına atıyorum. Tekrar tekrar bir tane daha kesiyorum. Bak. Şu arttırdığımı hem sağından hem solundan kesiyorum. 3 tane haroşa örüyorum. Bir de kenar ilmeğim var. 4 tane haroşam olmuş oluyor burada. 1 2 3 4 tane. Arka sıramızda ise tamamen haroşa olarak örüp gideceğiz. Arka sıramızı örüyorum. Bu hırkamız 4 yaşa göre 4 4,5 hatta 5 yaşındaki bir çocuk rahatlıkla giyer. 4,5 5 yaşındaki bir çocuk. Onun için ben 119 başladım. 117 ile başladım. Birer tane de kenarlarından arttırdım. Ve hırkam büyük olduğu için yakamın da büyük olması gerekiyor.
siz bu yakayı örerken 88 başlayıp birer de kenarlardan başlayıp küçük olarak bir yaşa göre 9 aylık bir 1,5 yaşına göre örerken 90 ilme olarak başlayın. Biraz daha büyük olmasını istiyorsanız 100 başlayın, 110 başlayın. Benimki birazcık daha büyük olduğu için ben büyük başladım. Evet, şimdi ben bu sırayı tamamlayıp evet kenar ilmeğimi ördüm. Bakın burada 3 tane haroşam var. Bu 3 haroşamı örüyorum. İlmemi çevirip bakın bu arttırdığımla birlikte kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. İlmemi çevirip bir tane daha kesiyorum. Ve ilmelerimi örmeye devam ediyorum. Ta ki şurada bir kesmemiz olmuştu. Hatırlayacaksınız. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilme öreceğim. 12, 14 ve 15'i birlikte keseceğim. Evet. Kestim. Aynı diğer tarafı düz örüyorum ta ki öbür başa gelinceye kadar. Şuradaki yaptığım işlemi diğer tarafta da aynı şekilde uygulayacağım. Evet, o kesme yerine geldim. Şu an bakın ilmemi ters çevirip ikisini birlikte kesiyorum. Diğerini öbür tarafa yapmıştım. Şimdi bunu bu tarafa doğru kesiyorum. Evet. Şu anda ilmelerimi ortayı düz öreceğim için düze çevirdim. Burada şu sonda 2 tane ilmem kaldı. Bakın bu 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Bakın. Başına atıyorum. Bir artma yaptım. Tekrar bakın bu arttırdığım ilmeyle diğer ilmeği birlikte kesiyorum. Evet. Tekrar kenardaki ilmelerimi o 4 ilmemi haroş olarak örüyorum. Ters çevirip arkada hiçbir işlem yapmıyoruz. Tersini tamamen ters olarak yani haroş olarak örüp geleceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda tekrar öndeyim. Bakın kenar ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3 tane haroş örüyorum. İlmeğimin yönünü değiştirerek kesme yapıyorum. Bakın arttırdığım şu ilmeğiyle birlikte kesiyorum. Başına atıyorum. İlmemi çevirip tekrar kesiyorum. Kesme yerine kadar bakın. Şurada 2, 4, 6, 8, 10 ilme öreceğim. Evet. 9. Heh. Bakın 10 ve 11. ilmelerimi kesiyorum. Bunu bu tarafa doğru kesiyorum. Burayı bu tarafa doğru kesiyorum. Öbür başa geldiğimde aynı şekilde tekrar yine devam edeceğim. Evet. Aynı şekilde ilmemi çevirip bakın bir tane daha kestim.
Şu arada 3 tane ilmek kalıncaya kadar çift taraflı olarak keseceğim bak. Evet. Şimdi bir tane daha atıyorum başına. Ve şuradaki ilmeği kesiyorum. Evet. Ve buradaki 4 ilmem var. Bir kenar ilmen. Evet. Evet, örgüme ben devam ediyorum. Bakın belirmeye başladı, belirginleşti yakamız. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde kapanacak. Şurada 3 tane, bakın 4 tane ilmek kalıncaya kadar ben şurayı keseceğim. Ki istiyorum ki tam güzel bir ovallık vereyim. İnşallah burayı kestiğimde ben size tekrar göstereceğim. Tekrar göstermek istiyorum. Bakın 4 tane haroşam var. Bu 4 haroşayı ördükten sonra ipimin yönünü çeviriyorum ilmeğimin. Ve arttırdığım ilmeğiyle birlikte kesiyorum. Evet. Tekrar arttırıyorum bakın. Buradaki ilmeği çeviriyorum. İlmelerimi çevirmemin sebebi, bakın bazı yerlerde çeviriyorum, bazı yerlerde çevirmiyorum. Bunun sebebi ise şu şeylerin düzgün durması, ilmelerin düzgün durması için yapıyorum bu işlemi. Aynısını öbür tarafta da uygulayacağım. Evet. Bakın kesme yerime geldim. Tekrar bir tane daha kesiyorum. Bakın burada kaç tane ilmem kaldı? Arada kalan ilmem 2, 4, 6, 8 tane ilmem kaldı. Burada ortada 4 tane ilmek, 3 tane ilmek kalıncaya kadar. Şurada 1, 2, 3, 4 ilmek kalıncaya kadar keseceğim. Evet. Şimdi burada bitirdim içteki kesintilerimi. Bakın 4 tane haroşam var. 4 tane haroşam örüyorum. İpimi çevirip bakın arttırdığımla birlikte kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. İlmeğimi çevirip bunu da kesiyorum. Kesme işlemim bitti bakın. Kesme işlemimiz şu şekilde oldu yakamız. Bitti. Şurada 10 tane harf şeyimiz olacak, ajurumuz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. 3 tane daha ajurumuz olacak bakın burada. Sadece şu 2 taneyi götüreceğim.